Grup adına son konuşmacı Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Mahmut Torulay'dır. Sayın Torul, süreniz 10 dakika. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan ve Genel Kurul, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bu arada bizi ekranları başında izleyen vatandaşlarımızı, rehin tutulan eş genel başkanlarımızı, milletvekillerimizi de burada saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, dün İzmir Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, veli toplantısı öncesi iki öğrenci tarafından, öğrencisi tarafından maalesef silahla vurularak öldürüldü. Ben burada meslektaşımız, sevgili öğretmenimizin ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bu noktaya nereden geldik? Sayın Bakan, bugün eğitimde şiddeti arttıran, öğretmeni itibarsızlaştıran bir politikanın sonucu olduğunu kabul etmeniz gerekir. Değerli arkadaşlar, ben daha çok yüksek öğretim bütçesi üzerine söz almıştım. YÖK ve üniversiteler. Şimdi AKP iktidara geldiği 2002 yılından bu yana hep söylemişti, biz vesayetçi kurumlarla, vesayetçi kurumları ortadan kaldıracağız, vesayeti ortadan kaldıracağız diyerek bu halktan oy aldı. Değerli arkadaşlar, maalesef AKP bu vesayetçi kurumları ele geçirdikten sonra daha da güçlendirdi. 12 Eylül'ün ruhuna rahmet okutturan bir anlayışla bu kurumları ele geçirdikten sonra neredeyse bir şiddetin aracı haline getirildi. Bakın değerli arkadaşlar, YÖK üniversite sayımız 2 katına çıktı, öğrenci sayımız 2,5 katına çıktı ama yüksek öğretimdeki bütçe maalesef bu artışa paralel değil. Bakkal dükkanı gibi üniversite açtık ve bu üniversitelerin bir binanın üstüne bir tabela çakmakla üniversite açacağımızı sandık. Böyle olmadığını hep beraber görüyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün üniversite sayısı 2 kata arttı ama eğitimin kalitesi ve öğrenci yetiştirme kalitesi maalesef yerlerde geziyor. Çünkü bunların altyapısı yok. Çünkü bunların laboratuvarı yok. Çünkü bunların bilimsel faaliyetlere ulaşabileceği veri tabanları yok. Ve biz üniversite sayısını arttırdık diye övünüyoruz. Tabii üniversiteleri bir de zapturapt altına aldık arkadaşlar. Neyi çalışacaklarını, nasıl çalışacaklarına da özellikle tepeden bir anlayış, bir algı yaratarak bizler karar verdik. Bakın bu ülkenin bir yarası, Kürt meselesiyle ilgili bugün üniversitelerimizde yapılmış tek bir çalışma var mıdır? Çünkü yapmak isteyen yok mu? Var. Ama yaratılan algıyla ben acaba bu konuda çalışırsam başıma ne gelir gibi bir korkuya kapılıyor bilim insanları. Değerli arkadaşlar, üniversitede bilim üretmek öncelikle yetişmiş insan kaynağı ve özgür bir bilimsel ortamın olması olmasını gerektirir. Özellikle 20 Temmuz 2016'da başlattığımız OHAL ve KHK rejimiyle üniversiteleri de 5000'in üzerinde akademisyeni haklarında tek bir idari veya adli soruşturma yapmaksızın kapı önüne koyduk. Yine sadece barış istiyoruz diyen akademisyenlerden 400'e yakınını aynı şekilde yaptık. Sadece işlerinden etmedik değerli arkadaşlar bunları. Bunları neredeyse utanmasak vatandaşlıktan çıkaracağız. Pasaportlarına el koyduk. Yurt dışı çıkış yasağı getirdik. Başka bir işte çalışma yasağı getirdik. Bu insanlar açlıktan ölsün mü? Değerli arkadaşlar, buna bir cevap vermeniz gerekir. Şimdi OHAL ve KYK rejimi tabii ki üniversitelerin ne hale geldiğini, YÖK'ü ne hale getirdiğini size birkaç örnekle anlatmak isterim değerli arkadaşlar. Bakın 2016 tarihinde 2016-2017 akademik yılı açılışını nerede yaptınız? Üniversitede değil, sarayda yaptınız. Rektörler önlerini iliklemek için cübbelerini, iliklerini aradılar. Bu yılda aynı tabloyu tekrarladınız. Yine bir diğer değişiklik değerli arkadaşlar, YÖK disiplin yönetmeliğine yeni suçlar ihdas ettiniz. Yönetmeliği 12 Eylül'den daha ağır bir hale getirdiniz. YÖK'e
rektörlere istediği kişiyi herhangi bir soruşturma yapmaksızın atma yetkisi verdiniz. ÖYP'li asistan arkadaşlardan bahsedildi. 13 binin üzerinde doktorasını yapacak akademisyen maalesef 50D kadrosuna aktarıldı. 50D nedir değerli arkadaşlar? 50D'yi sadece ÖYP'liler değil, tüm asistanlar bu maddeye göre atanacak. Nedir bu madde? Ben istediğimi alırım, istediğime kadro yok derimdir. Bunun kesinlikle açılımı budur. Çünkü 33A'da eğer kadroluysa onun iş güvencesi var ama 50D'de iş güvencesi yok. Şimdi sadece 13 bin ÖYP'liyi bu programa bağlamadınız. Aynı zamanda 13 binin içinde bana yakın olanları, benim arka bahçemde yer alanları ben işe atarım, diğerlerini atamasını yapmam demektir. Rektörlük seçimlerini kaldırdınız. Değerli arkadaşlar hepiniz hatırlarsınız. Rektörlük seçimleri buraya bir yasa, torba yasanın son anda eklenmek istendi. Üç siyasal muhalefet partisi buna itiraz etti ve o an durduruldu. Ne yapıldı peki? Hukuk arkadan dolanarak, yasa arkadan dolanarak bir KHK'ya koydunuz ve rektörleri bir kişi atıyor. Açıklaması bir garabettir. Efendim seçimler üniversitelerde kaosa neden oluyormuş. Ben açık söylüyorum. Asıl kaosu seçimlerde AKP hükümeti yapıyor. AKP hükümeti seçimlerde kaos yaratıyor. Bu ülkeyi düşmanlaştırıyor, birbirine kışkırtıyor ve neredeyse bu ülkede farklılıklar birbirine selam veremez hale geliyor. Bunun böyle bilinmesi lazım. Bir de Sayın AKP Genel Başkanı, maşallah her konuda uzman arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı suçüstü yakalanmış gibi sınavlar değiştiriliyor. Mesela diyor ki bir gün taksi durağını ziyaret ediyor. Diyor ki ben bu TEOG'dan memnun değilim, bu TEOG kaldırılmalı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın iki eli bir pabuca giriyor, ne yapacağını şaşırıyor ve hızla evet bunun hazırlığını yapmaya çalışıyor. Ne kimseye danışıyor, ne meslek kuruluşlarına danışıyor ve bir anda o sözün gereğini yapmak zorunda bırakılıyor. Sadece sınavlarda mı? Bakın doçentlik sınavına da müdahale ediyor. Daha önce yardımcı doçentlik yasası değiştirildi ve birçok insanın sınavlara ya da doçentliğe yükselmesinin önüne geçildi. Şimdi de diyor ki yardımcı doçentlik kaldırılmalı. Doçentlik sınavıyla Sayın AKP Genel Başkanı'nın hangi uzmanlığı örtüşüyor? Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyoruz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, çıkmış bir de gerçekten bu OHAL ve KHK'larla işini arayanlar. Ölüme mahkum ediyorsunuz Nuriye ve Semih örneğinde olduğu gibi. İşini aramaz hale getiriyorsunuz. Bir aracı kurum kurdunuz AİM'den sonuçlar geciksin diye. OHAL inceleme komisyonu. Sayın Bakan bu OHAL inceleme komisyonu ne yapar? Bugüne kadar bir dosyayı incelemiş mi? İncelemişse niye açıklamaz? Geç gelen adalet değildir değerli arkadaşlar. Bugüne kadar OHAL komisyonu sadece işlevi bu insanların mağduriyetini arttırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Şimdi bu kadar insanı ihraç ettiniz. Sayın YÖK Başkanımız burada. Ben öğretim üyesi iken Sayın YÖK Başkanı YÖK Yürütme Kurulu üyesiydi. Söylesin bakalım. Örneğin Mahmut Toğrul 10 yıl neden kadro bekledi? Ama Dicle Üniversitesi'ne kendi cemaatinde olan, kendi cemaatlerinin içinde 1991 öğretim üyesi kadrosu nasıl verildi? Hem yapacaksınız hem de sonra dönüp biz cemaatle uğraşıyoruz diyeceksiniz. Hiç kusura bakmayın değerli arkadaşlar. Bugün üniversitelerimizin geldiği durum sizin eserinizdir. Sizin eserinizdir. Siz bunları bilerek yerleştirdiniz. Çünkü Türkiye'de bir algı yarattınız. Ekonomide, bürokraside, akademide yükselmenin yolu onlara yakın durmaktı. Onlardan bir yakınlığa dair bir işaretin alınmasıydı. Değerli arkadaşlar, tüm bunların neticesinde sorunun çözümü çok nettir. Üniversiteler özgürleştirilmelidir. AKP akademisyenin üzerindeki demokrasinin kılıcını çekmelidir. Haksız hukuksuz ihraç edilen insanları görevine bir an önce atanmalıdır. Suç işleyenlerle ilgili mutlaka vardır. Adli idari soruşturma yaparsınız, suçluysa gerekli cezayı verirsiniz.
Ama hiçbir inceleme yapmadan bunu yapmak kabul edilebilir değildir. YÖK'ün piyasalaştırmak, YÖK'ün üniversite bütçe, kamu bütçesini kısıp kendi kaynağınızı yaratın demek üniversiteleri şirkete dönüştürür. Temel eğitim politikası bu ülkede yoktur. Temel eğitim şu anda fen fakülteleri diye Türkiye'de bilim üretecek olan bir fakültemiz. Sözlerinizi tamamlamak için bir dakika ekstra veriyorum. Buyurun Sayın Toğrul. Dolayısıyla AKP üniversiteleri kendi haline bırakmalıdır. Üniversiteler kendi içerisinde özgür olarak istediği konuda çalışmalıdır. Peki sadece akademisyenler mi bu durumda değerli arkadaşlar? Öğrenciler ne durumdadır hiç biliyor musunuz? Cemaatin hala yurtlarına mahkumlar. Öğrenciler barınacak yurtları yok. Üniversitelerin her biri bir karakola dönüştürülmüş. Üniversite sadece ABC'nin öğretildiği bir yer değil, aynı zamanda bir sosyalleşme ortamıdır. Üç öğrencinin bir araya gelmesini tehlike olarak görüyorsunuz. Öğrenciler herhangi bir konuyla ilgili bir protesto hakkını bugün üniversitelerimizde kesinlikle kullanamamaktadırlar. Ama bir taraftan da şiddet, biraz önceki örnekte olduğu gibi şiddet artıyor. Şiddet böylelikle azalmıyor. Onun için Sayın YÖK Başkanı ve Sayın Hükümet üniversiteleri rahat bırakmalıdır. Üniversitelerden elini eteğini çekmelidir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Toğrul.